Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde hem birbirini çok seven hem de halkı ve saray ahalisi tarafından çok sevilen bir kral ve kraliçe varmış. Ancak bu kraliçe bir gün hiç olmadığı gibi birine dönüşüp oldukça sabırsız, sinirli ve geçimsiz biri haline gelmiş. Saraydaki herkesle tartışmaya, en ufak bir işin gecikmesinde sinirlenip insanları yanından kovmaya başlamış. Real bu duruma çok üzülse de ne yaptıysa ne dediyse kraliçeyi bir türlü o eski sakin, iyi niyetli ve sevecen haline döndürememiş. Bu duruma canı çok sıkılan ve sabırsız eşinin sürekli bir şeyler yüzünden kavga ettiğini gördükçe sarayda durmak istemeyen kral, hava almak için sarayın yanında yer alan göle yürüyüşe çıkmış. Göl kenarında yürürken bir anda gölde yüzen bir sepet görmüş ve içerisinden de ağlama sesi geliyormuş. Hemen göle girip sepeti eline alan kral içerisinde bir kız bebeği olduğunu görmüş. İçerisinde yer alan notta adının Helena olduğu yazan bu küçük kız öyle güzelmiş ki çocukları olmayan kral bu çocuğu saraya götürerek ona evladı olarak bakmaya karar vermiş. Saraya gittiğinde hemen eşine bu küçük kız çocuğunu göstermiş ve artık bir evlatlar olduğunu söylemiş. Kraliçe bu kızı çok sevse de çok sabırsız olduğu için bu küçük kızla ilgilenemiyor. Her ağladığında bir an önce susun diye tüm sarayı başına topluyormuş. Günler, aylar, yıllar böyle geçmiş ve Helena genç ve güzel bir kız olmuş. Annesinin tam aksine, oldukça sevecen, yardımsever, güler yüzlü ve sabırlı bir kız olan Helena, ailesine ve çevresine çok iyi davranırmış. Bu sarayda gizli bir odada tutulan ve yalnızca onu hak eden kişinin takabileceği sihirli bir taç varmış. Tacın o kişiyi gördüğünde parlayacağı biliniyor. Ancak bu zamana kadar ne kraliçe ne de herhangi bir kişi bu tacı parlatamamış. Ta ki Helena'ya kadar. Artık kızının büyüdüğünü ve onun bu taç için doğru kişi olduğuna inanan kral, kızını bu gizli odaya götürmüş. Taç, kız odaya girer girmez adeta bir güneş gibi parlamaya başlamış. Babası tüm her şeyi kızına anlatmış ve Helena bunları duyunca hemen tacı kafasına geçirerek, bu taç sayesinde herkese iyilik yapabilirim demiş. Sihirli taç, Helena onu kafasına takar takmaz. Annen aslında böyle bir insan değil. Beni ele geçirmeye çalışan ve bunun için anneni kullanan bir cadı var. Cadı annene sihir yaptı. Eğer onun hiç çıkarmadığı kolyesini çıkartırsan büyü bozulacak. Demiş. Bunu duyan Helena hemen annesinin yanına koşmuş ama ne dediyse de o kolyeyi annesinin boynundan çıkarttıramamış. Asla pes etmeyen ve sabırla doğru zamanı bekleyen Helena, bir gün annesi odasında uyurken yavaşça yanına yaklaşmış ve kolyeyi boynundan koparıp almış. Sabırsız, inatçı ve kötü kalpli kraliçe bir anda yerini tıpkı Helena gibi yardımsever, sıcakkanlı ve neşeli bırakmış. Helena tüm olanları anne ve babasına anlatmış ve kral hemen askerlerini göndererek cadıyı saraya getirmiş. Ardından Helena, sihirli tacını kullanarak tüm güçlerini cadının elinden almış ve bir zindana attırmış. Bu zamana kadar kötülük yaptığı ve büyülediği kim varsa eski haline dönmüş. Kral, kraliçe ve kızı Helena'da bir ömür mutlu mesut yaşamışlar.